getirmedim. Çiftçinin yüzü gülüyor. Ya vardı poşet. Ali abi çileklere bak, çileklere. Çilek iyi oluyor bu Kadriye bölgesinde. Önceden Ali abinin dediği gibi pamuk yeriydi burası. O bitti, fıstık yeri oldu. Şu anda da Kadriye bölgesi çilek yeri. Yani Türkiye'nin nerede bir çilek görürseniz hangi ilinden Kadriye'nin çileğidir muhakkak. Onun için iyi kazandırıyor çiftçiye. Bu yıl nasıl geçer? Bu yıl iyi, iyi bu yıl. Hem çileklerde verim güzel, kalite güzel, fiyatlar da güzel. Pazarı da güzel çileğin. Memnunuz yani, çilekten çok memnunuz. Artık çeşit ekmiyoruz bu bölgede. Yani genellikle çiftçinin %90'ı bölgede çilek yetiştiriyor. Önceden biber boldu, işte salatalık, domates. Bunlar bitti, çileğe yöneldik artık. Çilek çiftçi için iyi bir ürün diyeyim artık. İyi bir yüz güldürdü. Tabii yani yüz güldürdü, para kazandırıyor. Şimdi risk yok. Yani zarar etme riski yok çilekte. Ektiğin zaman yani tufan olmazsa, işte bir afet olmazsa para kazanıyorsun. Ama domatesde, biberde öyle değil. Belirli bir sabit fiyatı yok domatesli biberin. Çilekte şu anda halde 9-10 lira piyasa. İyi yani. Haftalıkta bir dönümünden 100 kilo civarı topluyoruz. İyi para kazanıyoruz. 10 liraya hale bırakıyoruz burada. İşte illerde ne kadar satılıyor artık 15-20 liradan herhalde tüketici bu fiyatı alıyor zannedersin. Kilogram. Evet, kilogram. Nasıl, çilek bir yüz güldürdü mü? İyi iyi. Çilek fena değil. Yani bu bölgede iyi yetişen bir mahsul oldu. Ama girdileri çok. Gübre fiyatları arttırık. Yani masrafı da çok yani. Kazandırmıyor mu? Fit fit. Geçinip gidiyoruz işte. Tarlada doğup büyüdüğümüzden şükür Allah'a yine de kazanıyoruz. Ne kadar kilosu şu anda? Şu anda 10 lira zannedersem. Tabii bu Mart gelince daha da düşüyor. Mart'tan sonra verim de artıyor. Verim 3'e 4'e katılıyor o zamanlar. Hastalık durumu nasıl bu yıl? İyi bu sene. Bu sene hastalık yok. Hı-hı. Ama geçen sene samanakarı diye bir şey vardı. Çoğu arkadaşlarımızın yani seralarını bozdular. Bu sene iyi. Bizim gibi vatandaşlar yaylalarda üretiyor, 50 kuruş alıyoruz. Bu fidanı devletin dediği fidanı alırsa, aynı fidanı, bir fidan ekiyor. Bu fidan devletin desteklemesini alabilmem için 120 milyar ödeyeceğim. Fidan alacağım, ödeyeceğim. Devlet bana 8 dönüme, 8 kere 8, 640 lira verecek. İki tane arabam var. Ben burayı 4 günde katan 50 bin lira.